Şimdi efendim ben size kısaca Kenize Murat'ın hayatını anlatayım. Sultan 5. Murad'ın 1876'da tahttan indirilmesinden ve önce Çırağan Sarayı'na sonra da Feriye Sarayı'na kapatılmasından sonra çocukları babalarıyla beraber 28 sene süren bir hapis hayatı geçirdiler. Bir kızı vardı Hatice Sultan. Kızlarından biri Hatice Sultan. Ancak babalarının ölümünden sonra bu sultanlar yaşları da ilerlemişti. Evlendirildiler. Aile kurdular. Derken efendim 1924 Mart'ında hilafetin kaldırılmasıyla, ilga edilmesiyle beraber bütün hanedan, aile, Osmanoğlu ailesi yurt dışına çıkartıldı. Ve Hatice Sultan da tabii 1924 Mart'ında sürgüne gönderildi. Bir kızı bir oğlu vardı Hatice Sultan'ın. Selma ve Rauf. Hayri Rauf. Cumhuriyet hükümeti damatların da, yani hanedan damatlarının da sürgüne gitmelerini kararlaştırmıştı. 431 sayılı kanuna göre. Ama şöyle bir istisna vardı. Eğer karınızı boşarsanız, gitmezseniz Türkiye'de kalırsınız dendi. Hiçbir damat, yani o zamanki ismiyle damadı Şehriyari, biz namussuz değiliz, karımızı boşamayız demişti. O teklif yapılmış. Hmm. Boşamadılar. Hiç boşayan olmamış mı? Bir kişi boşadı, dedesi. Öyle mi? Evet. Hatice Sultan'ın eşi, ben sürgüne gidemem dedi ve maalesef anneannesini boşamış. Hatice Sultan kızı, Hatice Sultan'ı görüyoruz. Hmm. Anneannesini. Kızı ve oğluyla beraber Beyrut'a gidiyor. Beyrut'ta ciddi bir, yani Kenize benim 30 seneye yakın dostumdur ama kitabını yazdığı için bunları saklamamıza, açıkça söylemememize bir gerek yok. Ciddi bir sefalet çekiyor. Yani açlık çekiyor orada, padişahın kızı. Oğlu Hayri Bey sıkıntılardan dolayı intihar ediyor. Hı. Genç yaşta. Ve kızının istikbalini kurtarma peşinde. Onu düşünüyor, ne yapacağız diye. Ve Hindistan'daki bir küçük bir mihraceliğin, kral hükümdarlığın başındaki kişi, mihracı Sacit Hüseyin kızına talip oluyor. Kızını Hindistan'a gönderiyor. Ve Hatice Sultan Beyrut'a tek başına kalmıştır ve orada maalesef açlıktan vefat ediyor. Hmm. Anneannesi. Çünkü o zaman böyle ulaşım şey falan yok. Savaş şeyleri de esiyor, rüzgarları da esiyor. İkinci Dünya Savaşı. Derken efendim... Yani Osmanlı hanedanına mensup birisi açlıktan ölüyor. Çok var öyle bir tane. İntihar edenler şeyler çok vardır. Bir kişi değil de çoktur. Derken efendim Selma Hanım Sultan, ünvanı Hanım Sultan'da sultan çocuğu olduğu için pek anlaşamıyor mihracıyla. Çünkü Hindistan, mesela kadınlar bir yere gidecekler. Hükümdarın hanımı bile olsa perde kuruluyor. Çarşaflar gibi, çarşaf gibi şeyler onların altından geçecek, gözükmeyecek. Ve o hayata dayanamıyor. Çünkü İstanbul Sarayı'nda öyle bir şey yok İstanbul'da. Ve bir müddet Avrupa'ya gitmek istiyor. Paris'e gidiyor. Fakat bir şeyin farkında değil, hamile. Paris'e gidiyor. Paris'e gider gitmez İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Yollar, haberleşme, telgraflar, her şey kesik. Tabii yanında bir miktar parası var. Başta rahat bir hayat sürmeye çalışıyor otellerde. Sonra kalınan oteller gittikçe küçülüyor. Artık küçük bir odaya sığınılıyor. Mücevher vermemiş adam. Vermemiş. Pek yokmuş. Olsa kendinize de olur zaten. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın en kızıştığı günlerden birinde çok küçük bir otel odasında birkaç aylık kızına süt ve yiyecek bulmaya çalışırken orada sefalet içerisinde annesi can veriyor. 2 yaşında kendisi ama. 1,5 olan evet. Derken efendim odada açlıktan neredeyse ölmek üzere olan bir çocuk buluyorlar. Paris'teki İsviçre gördüğümüz annesi efendim Selma Hanım Sultan.
İsviçre'nin Paris'teki konsolosu çocuğu ben büyütürüm diyor. Hı. Yanına alıyor, ailenin yanına alıyor. Onlar bakıyorlar. Aradan birkaç sene geçtikten sonra savaş bitiyor falan. Konsolosun tayini çıkıyor. Bir rahibeler mektebine veriyorlar. Efendim orada kimsesiz çocuk olarak. Kimsesini bilmiyor. Derken bir günün birinde bir adamlar geliyorlar. Senin annen Osmanlı prensesiydi, baban da mihracı. Sen busun, baban şu. Ve Paris'teki Osmanlı ailesinin diğer mensupları da haber alıp alakadar olmaya başlıyorlar. Ama sıkıntı, dert bitmemiş onlar. Para falan hiçbir şey yok. Kenize efendim daha sonra Sorbonne Üniversitesi'ni bitiriyor. Sosyoloji okuyor. Sorbonne'u bitirdikten sonra Fransa'nın en önemli haftalık haber dergisi olan, haber dergilerinden biri olan Nouvel Observatoire'e arşiv memuru olarak giriyor. Arşivci. O yıllarda Hindistan-Pakistan savaşı çıkıyor. Ben oraları bilirim biraz diyor. Şeyim vardır. Beni oraya gönderin muhabir olarak diyor. Ve Nouvel Observatoire'ün savaş muhabiri olarak Pakistan'a gidiyor ama küçük bir şey unutuyor. Babası Hint mihracısı. Pakistan'da Hint casusu diye tutukluyorlar. O zaman başbakan olan Zülfikar Ali Bhutto kurtarıyor, gizlice Pakistan'dan çıkartıyor. Yoksa idam edecekler neredeyse. Matahari olayı. İkinci Matahari. Beşinci Murat'ın torunu Matahari'likten idam edildi gibi. Ve hayatı kurtuluyor. Sonra yıllar sonra Kenize bundan 2-3 sene önce aileye olan borcunu ödedi. Benazir Bhutto sürgündeyken Pakistan'da seçimleri kazandı. Hükümeti, bütün girişimleri, her şeyi, hükümet kuruluşunu Kenize'nin Paris'teki evinden yaptı. Sonra başbakan oldu Benazir. Çok yakın arkadaştılar. Hani kanka demiyor ya, öyleydiler. Evvelki sene seçim propagandası, seçim öncesinde oraya gitti. Bir miting meydanındalar. İşte bir yerle randevusu varmış. Efendim, Benazir konuşurken ben gidiyorum, akşam buluşuruz diyor. Dur diyor, 5 dakika sonra şekerim diyor, bitecek konuşmam diyor. Yo diyor, ben gideyim mi, geç kalacağım, ayıp olur diyor. Bırakıyor, gidiyor, oradan çıkıyor bir bomba, Benazir gidiyor. Az daha o da uçacaktı. Ve 20 kişi daha. 20 kişi daha, evet. O meşhur evvelki seneki patlama. Evet. Derken efendim, işte bu her türlü işte çalıştı kendisi. Kendi ifadesine göre çok sıkıntı çektim. Kahve içecek, kahve alacak paramın olmadığı günler oldu derdi. Derken efendim, gazetecilik tabii var ve Filistin olayını çok yakından takip eden gazetecilerden biridir. Özellikle İsrail'in 1982'deki Beyrut kuşatmasında Filistin tarafındaydı. İkbal Hanım o fotoğrafı gösterirse bilirsek o gerillalarda bir resmini vermiştim ben Kenize'nin. Ve Yasser Arafat'ın oradan çıkışı falan yanındaydı. Hep beraber takip etmişlerdi. O gerillalarda olan fotoğrafı filan, evet. Aşağıdaki, onu büyütelim mi biraz ilk gün? O kendisi aşağıda kaldırsın. Duruyor, biraz onu zoomlarsak eğer. Bu Beyrut'taki meşhur İsrail kuşatması. Bak o. Derken efendim o arada roman yazmak istiyor. Tabii en mükemmel konu annesi. Ve uzun yıllar uğraştı, ben yakından biliyorum. Annesini tanıyan veya annesini tanıyanları tanıyan kimler varsa senelerce hepsini kapı kapı dolaştı. Ve bir kitap yazdı. De la part de la princesse morte. Ölmüş bir prenses tarafından diye. Kitap bu efendim. Şunu yaklaştıralım arkadaşlar. Çok önemli bir kitaptı çünkü Fransa'nın roman rekorunu kırdı. Şu kitap sadece şimdi biz Türkiye'de bir kitap 1000 sattı mı bazı arkadaşlar öf ne sattık derler. Sadece Fransa'da 1 milyon 200 bin sattı bu kitap. 1987. 1 milyon 200 bin sattı. Ondan sonra efendim 34 dile çevrildi. Tam yabancı dillerdeki yani Fransızca dışındaki dillerdeki satış sayısını kendisi pek bilmiyor. Ama 6-7 milyon olduğu tahmin ediliyor.